Herkese merhaba. Bu videoda sizlere Arzum tarafından üretilen Wafito isimli hem tost hem de waffle makinesini inceliyorum. Ürünle ilgili merak ettiğiniz her şey bu videoda. Beni takip edenler bilirler, zaman zaman teknoloji dışında ürün incelemeleri de yapıyorum. Bunlardan bir tanesini yaklaşık 7-8 yıl önce Tefal'in Actifry isimli cihazıyla yapmıştım. Oldukça eski bir videoydu. Şimdi aradan geçen bu kadar süreden sonra tekrar mutfağa girdim ve mutfakta yine ilginç bir ürün incelemesiyle karşınızdayım. Biz bu ürünü yaklaşık olarak bir Black Friday dediğimiz bu Kasım ayının son haftasında olan Türkiye'de de etkileri olan bir haftada aldık. İhtiyacımız da vardı. Hepsi burada.com üzerinden satın aldığımız bir üründü. Piyasa fiyatı 130-140 civarında. 200 lira satanlar da var ama biz işte 114.5 TL'ye galiba geldi yanlış hatırlamıyorsam. Oldukça küçük, hafif ve basit bir şey aslında. Çok da böyle komplike bir cihaz aramıyorduk zaten. Sonuçta tost yapacak bir ürüne ihtiyacımız vardı. Biz de hem fiyatın uygun olması hem de çok yer kaplamamasından dolayı, ki gördüğünüz gibi dik olarak da saklanabiliyor, çok da büyük bir mutfağımız olmadığı için böyle bir ürün almaya karar verdik. Hemen cihazın dış görünümüne bakacak olursak aslında kutu gibi bir cihaz. Çok büyük değil. Neredeyse benim mesela elim kadar bir kenar genişliği mevcut. Şöyle yaptığımız zaman neredeyse elim kadara geliyor. Küçük bir ürün Arzum Wafito. O bakımdan eğer çok fazla tost yapıyorsunuz, çok fazla waffle yapıyorsunuz, yani her gün, her hafta, ne bileyim haftada 2-3 kez ve kalabalık bir aileniz varsa çok uygun bir ürün olmadığını söyleyeyim. Nasıl kullanılıyor? Çok basit aslında. Koyduğumuz zaman hemen şurada bir kilit mekanizması mevcut. İç kısmında kapağını açtığımız zaman kutusundan iki farklı plaka çıkıyor. Bir tanesi tost için kullanılan şu plakalardan. Bu plakalar tost için tercih ediyoruz. Bir de waffle için kullanacağımız şu plakalar çıkıyor. Bu plakalar bu şekilde küçük kareler şeklinde tasarlanmış tasarımları. Burada tost yapabilirsiniz, çok sıkıntı değil ama asıl bunun amacı waffle yapmak için tasarlanmış. Aynı anda iki tane waffle yapabiliyorsunuz. Benzer şekilde aynı anda iki tane de tost yapabiliyorsunuz. Kullanımı kolay. Fişe takıyorsunuz, doğrudan çalışmaya başlıyor. Üzerinde herhangi bir ayar mekanizması yok bu arada, onu söyleyeyim. Yani ısıyı ayarlayabileceğiniz bir mekanizma bulunmuyor. Bu yüzden taktığınız zaman biraz bekledikten sonra ısınıyor yaklaşık bir 5 dakika içinde. Ürünün üzerinde 2 adet LED lamba bulunuyor. Bu LED lambalardan bir tanesi kırmızı, fişe taktığımız zaman yanıyor. Diğeri ise yeşil renkli ve tam anlamıyla ısındığı zaman cihazın üzerindeki bu ışık yeşil yanıyor. Ve siz de böylece tost yapmaya hazır hale geldiğini anlıyorsunuz. Isındıktan sonra da hemen tostlarınızı, waffle'larınızı yapabiliyorsunuz. Bence bu ısı ayarının olmaması biraz kötü olmuş. Basit de olsa bir işte düğmeyle, reostayla falan çözülebilecek bir sorunmuş aslında ama Arzum buna gerek duymamış. Plakaları çıkarmak için hem alt kısmında hem de üst kısmında iki adet düğme bulunuyor. Bu düğmeye bastığınız zaman plakalar yerinden çıkabiliyor. Yoksa çıkartamıyorsunuz yerinden. Bu düğmelere basmanız lazım. Plakaları takarken de tırnakları mevcut. Bu tırnaklara dikkat ederek takmak gerekiyor. Bu şekilde taktığınız zaman hemen hazır hale geliyor. Üst kısmında da benzer şekilde çıkartırken şu şekilde plakaları çıkartabiliyoruz. Az önce de söylediğim gibi cihaz dik olarak da saklanabiliyor. Zaten sap mekanizmasında bir kilit var. Bu kilidi koyduğunuz zaman duruyor ve arka tarafta da kablosunu bu şekilde şöyle göstereyim. Takabildiğiniz bir yuva tasarlanmış, sarma alanı mevcut. Kabloyu buraya sarıyorsunuz. Şöyle ve dik olarak koyduğunuzda da herhangi bir şekilde sıkıntı olmuyor. Bu arada kutusundaki özelliklere bakacak olursak 700 wattlık bir ürün var. Çok gücü yüksek değil, onu söyleyelim. Hem tost yapabiliyorsunuz hem waffle yapabiliyorsunuz. Yunanistan'da üretilmiş. Üzerinde bu kutudaki en azından şurada bir bilgimiz vardı. Evet. Nerede vardı o? Evet, şurada Made in Greece diyor. Yunanistan'da üretilmiş. Burada kutusunda böyle çok güzel bir tost fotoğrafı var ama bu kadar kalın tost yapamazsınız, onu söyleyeyim. En azından bu ürünle biraz yapmanız zor.
böyle bir fotoğraf koymuşlar ama bu kadar kalın yapılması çünkü bir genişliği var. O bir alan şey genişliği var. Çok da yüksek olduğunu söylemiyorum. Belli bir alanda bir esneme payımız var burada. Şöyle görüyorsunuz ama o çok da böyle 8-10 katlı bir şey yapamayacaksınız. Nesini beğendim ben? Ben genel olarak küçük hafif olmasını beğendim. Dik olarak dik olarak saklanabilmesi, kullanabilmesi değil yalnız söyledim. Dik olarak saklanabiliyor olması güzel. Burada böyle hemen şu şekilde tabii şurası çıkmış, şunu kapatalım şöyle. Hemen bir kenara koyup evin mutfakta herhangi bir yere saklayabiliyorsunuz, koyabiliyorsunuz. Bu güzel olmuş. Hem waffle hem tost için kullanılabilmesi de güzel. Beğenmediğim tarafı ise ısı ayarı yok, onu söyleyeyim. Bir de hani beğenmediğim değil ama negatif olarak olabilecek eğer kalabalık bir aileyseniz, çok adetsel olarak böyle bir tost yaptığınızda çok yapmanız gerekiyorsa, işte 3 çocuğunuz var, evde işte anneniz, babanız vesaire varsa çok işinizi görmeyecektir. Daha büyük, daha aynı anda işte 4-5 tane tost yapabildiğiniz cihazlara yönelmeniz gerekiyor ama işte tek çocuğum var veya tost çok yakmıyoruz biz evde. 40 yılın başı bir tane yapıyoruz. Dursun, ihtiyacımız olduğunda kullanırız diyorsanız alınabilecek bir ürün olmuş. Ama dediğim gibi bir ısı ayarı olsaydı daha güzel olurmuş. Arzum bence hani bunu koyması lazımdı. Neden koymamış bilmiyorum ama ısı ayarı olmalıydı. Ben testlerde yaptım. Yaklaşık işte dediğim gibi 20-25 gün oldu. Tost da yaptık, waffle da yaptık. Gayet başarılı bir şekilde yapıyoruz. Zaten hani tost makinesinden de mucize beklememek lazım. Sonuçta iki plaka ısınıyor ve o da işte ekmeği vesaire ısıtıyor. Bunun dışında inanılmaz bir mucize de beklemeye gerek yok. İşini başarılı yapıyor, onu söyleyebilirim. Bir ısı ayarı olsaymış daha güzel olurmuş. Videolarımda bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Gerek bu video ile ilgili gerekse diğer videolarımla ilgili her türlü görüş, eleştiri ve yorumlarınızı hem bu videonun altına ve diğer ya da diğer videolarımın altına ya da sosyal medya hesaplarımdan bana iletebilirsiniz. Farklı bir videoda, farklı bir incelemede, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.